Otağını hafede sohbet vereyim buldular. Ha? Biraz sohbet vereyim. Otağını hafede. Şimdi bu, bu sohbetini köprü yaşlar işse yaşı bölerdi. Yaşlar hazır gökünde ota onanı horlayatken ota onaga beparvo yoshlar juda ham ko'p. Buni yoshlar eshitsa yaxshi bo'lardi. Mayli. Otalarimiz ham mana ota-onalari dunyodan o'tganlar. O'sha paytlarda ota-onani qandoq qadriga yetgan yoki yetmagan, beparvo bo'lgan bir hayotimizdan, bir ko'z oldimizdan namuna o'tadi. Chunki oralarimizda ota-onani duolarini olganlar bo'lsa, xizmatlarni qilgan bo'lsa, ota-onani norozi qilganlar ham hozir norozi qilayotganlar ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bir ota-ona haqida mavzu ozgina masala qilib beramiz. Hukamolar aytadilar. Hayotingda madad kerak bo'lsa deydilar. Madadni bilamiz. Madad deganda qo'shimcha kuch, bir suyanadigan narsa, ishongan bir narsa. U yoningizdagi bir ishongan odamingiz bo'lishi mumkin yoki boshqalardan ko'ra mablag'ingiz ko'proq bo'lishi mumkin. Bolalaringiz dastyor bo'lib qo'llardan ish keladigan shu hammasi madad xullas. Hayotingda madad kerak bo'lsa, madad so'zini teskarisiga o'qigin deydilar. Madad so'zini teskarisiga o'qisak, dadam degan so'z chiqar ekan. Hayotingda ma'no kerak bo'lsa, ma'no so'zini teskarisiga o'qigin deydilar. Ma'noni teskarisi onam degan so'z chiqar ekan. Ey inson, seni hayotingdagi madad ham, seni hayotingdagi ma'no ham mana shu ikkita zotlardan, bulardan keyin hayotingda madad ham bo'lmaydi, ma'no ham bo'lmaydi dedilar. Misol uchun bir hovlida 5 ta 6 ta farzandlar, kattasi uylanadi, keyinchi uylanish uchun nima qiladi? Boshqa uchastka qilib ketadi. Ikkinchisi uylanadi, uchinchisi uylanish uchun ikkinchisi ham boshqa bir uchastka qilib u ham ketadi. Xullas oxirda bittamiz qolamiz. Qolgan farzandlar qayerda yashaydi? Bir atroflarda yashaydi, o'zining uchastkalarida, oilasida. Ota-ona tirik paytda o'sha boshqa uchastkada yashayotgan farzand ham ota-onasini uyiga, kindik qoni to'kilgan uyiga bemalol boshini g'ostib eshigini bir tepib kirib kelaveradi. Chunki nimaga? Uni suyanchiq tog'i bor edi. Ota bilan ona bor. O'sha joyda kuni bilan yotib, kechqurun qop ketsa ham loqal uka aytmaydi, aka bora qoling endi oilangizga, bizni dam olmoqchi edik demaydi. Mushugini biroq pishitmaydi. Nega? Ota-ona shunchalik zabardast toq, farzandini har qancha bo'lsa bag'riga sig'dirur. Lekin ota-ona o'tgandan keyin, o'zlarini haqiqiy uylariga olib qo'ygandan keyin, o'sha kindik qonimiz to'kilgan joyga kirishga xijolat bo'lamiz. Kirmayotganlar bor. Ukamku og'ir emas, avvalgi kelganda ukamni xotini sal eshigini taqillatib yopdimi, idish tovoqlarni taqil qarsillatib qo'ydimi, bolasini urib so'kdimi deb har bitta harakati yuzimizga tarsaki bo'lib tushuradi. Nima borsanga, borsang endi. Mayli ota-onang boringda bormaydi deydi. Endi nima borsanga deb tarsaki bo'lib tushuradi azizlar. Bu ota-ona mavzusi birodarlar. Qur'on mavzusi, Qur'onda oyatlar bor. Bu hadis mavzusi, janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ota-ona to'g'risidagi mavzu, farzand bilan ota-onalar o'rtasidagi hurmat haqidagi qancha-qancha hadislar rivoyat qilingan. Bu to'g'rida qancha-qancha rivoyatlar kelgan, ulug'larning hayotlaridan namunalar kelgan. Hozir ham bor. Mahmudxon Mahdum domilani baytlarida aytadilarki, kalomi sharifda dedi Xudoyim, ota-onang rizo shunda rizoyim. Xudo Qur'onda aytibdi, agar ota-onang rozi bo'lsa shunda rozi bo'laman deyapdi. Shart shu, Xudoni rozi qilishlikning sharti shu. Ota-onani rozi qilish kerak. Nima qilsa qilsin, rozi qilsin. Ota-onani oxirgi nafaslarda xizmatlarni qilib, bir umr ehtirom qilib, hurmat qilib, o'sha oxirgi nafaslarda bolam, men sendan roziman. Xudo rozi bo'lsin. Menga qilgan xizmatlaring farzandlaringdan qaysin bolam, dunyo turguncha turgin degan duoni olgan bola, farzand ikki dunyoda xor bo'lmaydi. Ikki dunyoda kam bo'lmaydi. Ikkita inson ishlamasin deganlar. Biri
Ota onasının duasını aldı. Ota ona ondan razı bugün. İşlemesin dedi. Ota onanın duası barakatıdan dasturxonu tokun bo'ladi. Ota onanın duası barakatıdan hamma dilidagi niyatga yetadi. Bir ukamız var şaharda. Juda qiyinchiliklarda o'tdi. Juda o'zi yaxshi iymonli yigit. Otalari kasal bo'lib qoldilar. Bir ko'rdik. Yaqinda o'tgan yil kuzda, kech kuzda aytibdi. Shu oktyabrmi, Alloh xolam, noyabrmi? Shunda aytibdilar, bir ehsondan olib kelyapmiz. Xoraka dadamlarni bilardingiz. Dadamlar bemor bo'lib qoldilar. Hammomga olib kirib, o'tqizib qo'yib, oyoqlarini tizzam, yelkamga qo'yib turib, shampullab, machalka bilan shunaqangi cho'miltirib, hali ishqalab yuvaman. Odam dadamni yum-yum yig'laydilar dedi. Yum-yum yig'laydilar. Shunda boshingni qo'ling, hindo o'sha bolam, dunyo turguncha tur bolam. Men sendan ming bat roziman, iloho. Oshiring olchi bo'lsin. Xorlik ko'rma bolam deb duo qildi. Dadamni o'tdi ham dedilar. Xudoy taolo menga shunaqangi omad berdi. Qo'limni urgan ishdan dunyo man qo'laydigan bo'ldi dedi. Uchastka turg'izdim. Onamlarni hajga olib borib keldim. Bitta dom oldim. Mana hozir dehqonchilik qilib pomidor ekyapman. Gektar-gektar pomidor ekkan qo'shnilarimni pomidori gullab turib qurib qoldi dedi. Hali hosil qilmasdan pomidor gulida qurib qoldi. Mana hozir mana asosiy hosillarimni hammasini yig'ib oldim, terib oldim. Daromadim xudoga shukr 5-6 barobar bo'lib ketdi. Yana hozir bor pomidor tersam 50 yoshga katta yoshli pomidor teraman. Hammasi hayron dedi. Sen nima sepkansan bu? Dalanga qanaqa dori sepding? Nega bizniki qurib qoldi, seniki qurmaydi? Nega seniki hosil qilyapti dedi. Men hech narsa qilganim yo'q. Bu dalamga dadam dori sep ketganlar. Duolari bilan menga shunaqa balolardan asrab ketganlar deb aytaman dedi. Mana ota-ona qanaqa duo. Kalomi sharifda dedi Xudoyim, ota-onang rizo, shunda rizoyim. Hayotda hamisha rasuli akram ota-onalarni tutib mukarram bo'lsang sen agar jannat qasdida jannat seni onangni oyog'i ostida deyapti. Hozir bu qorakalarimga bir rasm ko'rsatdim. Kechagunda Surxondaryoga borganda Dehqonobod degan Qashqadaryoni tumanida bir tog'ni tepasida bir Fayzulloh ota degan bir avliyo zot yashaydilar hozir. Yoshlari 100 ga borib qolganlar. Mana shu telefonimda rasm bor, ko'rsatib kishini suratlaridan. Shunaqa avliyo zotlar dilingizdan o'tgan narsani shundoq muhayyo qilib aytib siz ko'radi. Kirdik ziyoratlariga, ota-onangiz hayot ekanlar, boy ekansiz dedilar. Birinchi gaplari shu bo'ldi. Mendan so'ramadi, ota-onangiz hayot biladimi? Ota-onangiz bor ekanlar, boy ekansiz dedilar. Hozir boylar bor, hamma yog'i bor, bitib ketgan. Bir kam dunyo ota-ona yo'q. Qani o'sha boylik bilan ota-onani duosini olsa, hajga olib borsa, sanatoriyalarga yo'q endi, ketgan. Endi ularni o'rnini hech kim to'ldirib bo'lmaydi. Ya'ni aytdilarki, janobi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yoshlarga nasihat qilgan paytlarda farzand ota-onani huzuriga kirganda, otani qo'lini o'pib, peshonasiga surib, onasini oyog'ini kaftidan o'pib duo olsin deganlar dedilar. Oramizda bormi bugun otani qo'lini o'payotganlar, bormi peshonasiga surayotganlar? Bu otalarimizku bundoq baxtdan mahrum bo'lganlar. Chunki u o'paladigan qo'l allaqachon ketib bo'lgan joyiga. To'g'rimi? Yo'q. Lekin hozir bu dadalarni farzandlari, bu yosh yigitlar ota-onalari qo'llarini o'payapsizlarmi? Onalarining oyog'ini tagini o'payapsizlarmi? Ko'rdingizmi? Hammangiz jim o'ylashib qolasiz. Nima uchun farzandlar o'pmayapti? Otani qo'lini, onani qo'lini, oyog'ini o'pmayapti. Nima uchun? Chunki dadalarini o'payotganda bu bolalar ko'rmagan dadasini o'payotganini. Qo'sh uyasida ko'rganini qiladi. Agar o'sha paytlarda bu dadalarimiz dadalarini qo'llarini o'pganda edi, onalarini oyoqlarini o'pganda edi, hozir yoshlar farzandlar qo'llarini o'pib duo olayotgan bo'lardi. Televizorda Turkiyani seriali to'lib ketdi. Rasvochilik hamma buzuqchilikni targ'ib qilyapti. Lekin o'sha buzuq serialda ham otani qo'lini o'pib, onani qo'lini o'pib duo olayapti o'shalar. Rasvochilikni ko'rsatayotgan, buzuqchilikni ko'rsatayotgan. Lekin biz qachon o'pamiz? Yo bu qo'l arzimaydimi? Qani aytinglar, arzimaydimi o'pishlikka?
cennet onayını ayağı astıda diyetti. Oşa ayağını tagini bir öpeyim. Çünkü 9 ay, 9 gün kurtarırken şu ayağımız mı? İkide yolden birini, hayat bilen mamat ortasında durup tutkan şu ana yemez mi? Ha? Tuğulgen günümüzden başlayıp ta özümüz tetepaya kılıp yürüp, özümüz non yiydigen bugünce, keçeni keçe kündüzü kündüz demezden, uykunu haram kılıp bizge karagen, non yiydigen kolları bilen ahiretimizi çengellep tozalagen şu kol yemez mi? Kaysi biriler kurmagansılar, bolasını yarım keçede beşikte beylep koyup, yığılagen payette kokragini tutup, beşikte derslesek suyalım kulap koyan onanı kim kurmagan? Ana şu ahvalda biz zivaya yetkizgen şunları yemez mi buradalar? Asla okşamaz, ular dostinge, hiç kaçan tıkışmaz saman postinge deydi. Hancı dostlarımız var idi, hani ular? Hakkı yok olup konuştu, hani? İşi zor payıttı, aşığız alçı payıttı, pişağız ma üstüde payıttı, hem veya ulfa dedi, hem veya dost dedi, hem veya aş neydi, hani indi ola? Hakiki dost bu atağını, başınızda devlet kese, nimet kese, hakiki kursan böyle diyen, başınızda gam kese, keçkurun bilen çok üstüde yatıp bura diyen, bu atağını bu buradalar, ondan başkasının dostu bu miydi? Asla okşamaz ular dostinge, hiç kaçan tıkışmaz saman pustinge, Ota onun yolun yaratkıcı şem, kolinde şemin bulsa sen uçum ne gamdi yıkarın? Maşinesi, denli, bilicli, farası bir malı, yakşı işliydi. Keç kolungi safardan sizde ne mi tutsadı? Yolge çıkıştan. Ota onun ne diyetti? Kuddu sana yolunu yaratkıradırken o şey çırak diyetti. Sana ota onun kolinde şemin varırken sen uçum ne gamdi, ne teşfin var? Sana ota onun var ki dua kutturken deydi. Oğul, biznesmen. Şaharma şahar mal taşıydı, pul topadı. Safardan geldi, uzun uyuyla doğru varıp geldi. Bu ona bir çare uyuyla durup, balam geldi miken, yaş geldi miken deyip, şimdi keçesinden uyku bulmaken, sabırı çıt olmasından, tonga kuşunu kıt olmasından, çıt olmasından, oğlu ki üç yarımda telefon kıttı. Oğlu çaracan uhluya atıptı da mağanda kılıp paypasayılıp, Tumbuşkan üstünden telefon tapıp, koşak basıp alıyor dese, balam yakış geldi mi, balam safarın yakış öttü mü, eson aman uyungi keval değil mi, kelinlerim, navaralarım yakış mı, sağlıgın yakış mı, çerçeme değil mi dese, nabakar huda urgan farzan, şu keçede ya, ona şu yarım keçede ya, bana uykumu bozup, bana bezota kılıp deme bu, ya yerdeki sorusuzdan böler diyor, safardan kekendi mi bilerdiz, yerdeki işin mi köprekini bilerdiz, şu yarım keçede şart mıydı mı annen kola kola soruştuk, birden bir sassık yapılarını yapardı, beş ara ananı dili ağırıp, sekin telefonunu koşakını basıp, ey balam, 35 yıl avval, aynı yarım keçe saat 3 yarımda bana uykudan uykatken edeyim, Lekin ben sana uykudan uyguladı balamdım, ben senden hafı bulma gelmedim. Sanki okşam ben cahlım çıkma gelmedi. 35 yıl neryağıda üç yarımda, ben sana dünyaya getirip tuğuş uçun tur gelmedim. Ben senden hafı bulma gelmedim, uykudan uyguladı balamdım. Balam meyli barın şükür umurunuz abosunu bu akı koysa dediler. Burarda dünyada padişah var mı? Burarda padişah var mı? Ona seni uykudan uygulatmayan, hani etin? Bir orta vazir var mı? Bir orta bir karillegen milyoner var mı? Bir orta oğlum, bir orta bir avliya, bir orta bir peygamber var mı? Ona seni uykudan uygulatmayan dünyaya gelişi kim var? Bugün farzandlarımızdan gap qaytarıp Mən işimgə ərələşməyin, mən işimgə burnunuzu tıxməyin, sizə aqlız yetməyidi deyəbdi mi? Farzanınızdan xəpə bulməyin. Özünüzü o şey farzan dizi, o şey də pəkdə otanınızı qəyən muamələzgə qarəyəm. Qarəyəl oruydu, qarəyələr oturubdu. Vecizməz bu. Özdən uzaq var qoymayın. Otananı duasını alın, otananı heç kim yaqqa var qoymayın. Nə mədər, bunda xayatı gəkirsəz, otananı xorləgən coyları bulgən. Braderler, ota ananı horlet, hiç kaçan iki dünyada aziz bulamam demek. İki dünya hor kıladı parvar diyor. Bunu bulvalıydık.
Bugundan ota-onalarimizni rozi qilaylik. Bugundan ota-onalarimizdan kechirim so'raylik. Bugundan ota-onamizni xursand qilaylik. Sizlarga bir misol. Bir joyda ota-ona haqida gapirsam, endi ta'sirlanib ketibdi. Men aytdim-da, Fozil Qorakam ustozim bilan gaplarni aytib. O'sha shaharda ayniqsa hali saharlik qiladigan joylar ko'payib ketdi-yu saharga. Xonadonlarda tumonat odam 500 minglab odamni saharlikka boryapti. Men kechqurun xatimdan qaytayotgan paytimda sekin yurib ataylab e'tibor qilgan joyim hali mali bu Captiva'larda kelyapti-da, har bittasidan 4-5 ta yosh-yosh yigitlar tushib o'sha joyga saharlik qilyapti. Men e'tirozim yo'q, Alloh qabul qilsin, mayli roza tutayotgan ekansan, Xudo rozi bo'lsin. Lekin bundan afzal amal bor edi. Bir tovoqni oborib, "Bovur aka, mana unga 5 borsa soling." deb oshga soldirib, lazer guruchiga bedana tuxumi qazi kesim bilan otani onani uyiga borib turdizmi dadajon, onajon turdizmi? Mana saharlik olib keldim. Bir maza qilib saharlik qilaylik otajon. Mani bir haqqimga duo qiling deb qissa bo'lardi-ku. Doiki mana shu o'zimiz Ramazon oyida o'sha boshqa uchastkalarda yashayotganlar bir shirin tansiq taom olib kelib otamizga saharlik qilib berdikmi? Onamizga saharligini olib keldikmi? Qani aytinglarchi, bormi birorta mard turib men qildim degan borsin, qo'lini ko'tarsin. O'zimizdan ortganimiz yo'q-ku. Ha? Bir joyda shuni gapirsam, kap-katta yigit uyiga boribdi-da, "Ey xotin, tur, bir go'shtli ovqat qilgin. Go'shtli ovqat qil, bir otam bilan onamni ko'rib kelamiz" desam, xotini hayron imish, "Voy, nimaga? Kasal bo'lib qoptilarmi? Mazalar bo'lmay qoptilar, hayron bo'lyapti" dedi. "Men rasvoni qarang" dedi. "Agar shu narsani avvaldan qilganimda xotinimni e'tiroz bo'lmasdi bunaqa, hayron bo'lmasdi agar" dedi. "Shu yoshga kelib turib, unda ham bir insonni gapini ta'siri bilan qilsam, xotinim hayron. Qachon? Faqat ota-ona kasal bo'lganda borib ko'rish kerak" degan tushuncha bor-da bularda. Uyda o'tiribsiz. Dadalar mana o'tiribsizlar. Ba'zilarni kampirlar, sirdoshlar o'tib ketgandir dunyodan. Yolg'iz o'tiribsizlar. Saharlab o'g'lingizlar bir tovoqda sizga go'shtli ovqat kelib olib kelib qo'yib, "Olinglar-da saharlik qilinsa nima degan bo'lardingiz qani? Duo qilarmidingiz? Rozi bo'larmidingiz?" Yo'q-da mana shu narsa hozir. Yoshlarda yo'q, afsus, ming afsus. Ulfatchilikdan bo'shamayapti, choyxonadan bo'shamayapti, gapdan bo'shamayapti. Xo'p, gapni lazer guruchga oshiyapsan, devzira guruch. O'sha joyda o'tirganingda otam nima yeyayotgan ekan deb qo'y, insof. Onam nima yeyayotgan ekan deb qo'y. Onamizdan bir mana shunaqa qahshatchi zarba yeganda endi yig'lab o'tirishga ne hojat? Mana qaysi gunohim uchun deyishga nima hojat? Nima foyda? Birodarlar, tirikligida qilmaylikmi ularni? Xizmatini qilmaylikmi? Shundoq oilalar bor, borib qolamiz. Otasi 3 yildan beri yotibdi to'shakda, kirsangiz gard yuqmagan. Shunaqa pokiza, muattar hid, xushbo'y qarayapti o'sha yotgan otasiga. Lekin ba'zi joylarga borsaz, astagfirullah, 2-3 yildan beri yotgan ota-onani boshi u yotgan uyi molxonadan battar sasib yotibdi. Bosh tiqib bo'lmaydi. Qarasa bo'lmaydimi shuni? Ha? Shuni duosini olib, "Akacha qaradi-ku, erganmadi-ku, hazar qilmadi-ku sandan." Said Azim hoji degan bir hoji dodamiz borlar, 98 ga chiqqanlar. Hammamizdan tetik, mashum doiralar. O'rta saray tomonda mashun doir gaplari ham kesibda suyagisini bir tashlaydi og'zidan chiqayotgan gap. Shu odam bir joyda suhbat qiluvdim, oxirida aytdilarki, "Qorim" dedilar, "man onamlarni oyoqlarini tagini o'pib duo olardim" dedilar. Har kuni o'pardim, "Bolam dunyo turguncha tur, umring uzoq bo'lsin, dard ko'rmagin" dedilar. Shu yoshga chiqib bitta tabletka ichmadim, bitta ukol olmadim dedilar. Mana tengilar allaqachon 20 yil bo'ldi o'tib ketganiga, 15 yil bo'ldi o'tib ketganiga. Mana alhamdulillah hech kimdan kam yo'q, shunaqa baquvvat yo'q. Nima bilan? Onani duosi bilan birodarlar. Olaylik shuni. Xotinini onasidan afzal ko'radiganlar bor. Xotinini onasidan ustun ko'radiganlar bor.
Qachon tinch qo'yasiz meni xotinimni yashaganda qo'yasizmi qo'ymaysizmi deyapti. Qarang, onaga aytayapti. Tinch qo'yasizmi axir bu ham bechora birovni bolasi-ku deyapti. Xotiniga rahmi kelyapti, onaga rahm qilayotgani yo'q badbaxt. Xudo urgan. Bir oxirgi gapim shuki, bir yigit bo'lardi, xotinini oldida onasiga baqirardi. Og'iz ochirmasdi. Siz jim bo'ling, aralashmang mening ishimga derdi. Lekin xotinini aytganda aytganini muhayyo qilardi. Bir kun mushtipor ona bechora tomdan narvondan tomga chiqib, bir paytlar mana shu badbag' bolasi yotgan eski chang bosib ketgan beshikni olib tushib, bolani oldiga to'q etib qo'ydi deydi. Ona beshik nima hojat, nima kerak? Bizning uyimizda beshikda yotadigan chaqaloq yo'q-ku desa, ey nonkur, badbag' bola, bir paytlar mana shu beshikda yotardik. Sani orom olsin, uxlasin deb, sani shu beshikka belab, oyoq qo'lingni tang'ib bog'lab qo'yganimda yuzingga qo'ngan chivinni ham uchirishga qurbing kelmas edi, pashshani uchira olmas eding. Men sani pashshalardan asrardim. Orom olsin deb, mani birinchi vazifam sani qorning to'q bo'lsa, san uxlasang bo'ldi, men shundan orom olardim. Bolam, mana shu beshikda katta qildim. Taglaringni yuvardim, axlatingni tozalardim, ishtonchalaringni, ko'ylakchalaringni yuvardim. O'sha xizmatlarni men qilayotgan paytimda, hozir aytganini aytganda qilayotgan xotining u qayerda edi? Menga kelib yordamlashayotganmidi? Mani xizmatimni qilganmidi? Shu qatta edi mani. Shu ishlarni san uchun qilganimda badbaxt degan ekan. Ko'zini ochib, tavba qilib onadan kechirim so'radi deydilar. Kechirim so'raganlar bittadir, lekin kechirim so'ramayotganlar mingta. Gapim shuki, ota-onani rozi qiling. Ota-onani duosini oling birodarlar. Ularni duosiz hech qayerga yetib bo'lmaydi. Hech kim bo'lmaydi bu. Hozir o'sha lavozimda ishlayotganlar bordir, pul topayotganlar bordir. Bir qarang, qaysidir yo'l bilan otasini, onasini rozi qilyapti. O'shaning uchun beradi bularga omadni. Bizlar ham shu xizmatni qilaylik birodarlar, duo olaylik. Duo ota-onaning duosi rad qilinmaydigan duolardan birodarlar. Illo juvarmay bugun. Palon bugun, tugun bugun degan gapni oldingizmi? Ovora bo'lmang. Kelajagingiz faqat xorlik bilan yashab, xorlik bilan o'tadi. Men 5 ta yigitni bilaman, aka-uka. Otasini urdi, qo'shnilar aralashdi. Militsiya chaqiradi. Qo'shnilarim bizni otamiz bilan urishdi, qo'shnilar aytadi. Undan keyin ular ham aralashmay qo'ydi, otani uradi. Otani aytgan duosini mi? Yegin, ichgin, illo ko'r bo'lgin deb duo qildi. Bizlar tengi hozir katta bo'lib qol, bizlardan kattaroq. Hali 60 ga bormagan. O'tirgan joyida ko'zi oqib tushdi, shunda shilq etib oqib tushdi. Tosh ham tekkani yo'q, sim ham kirgani yo'q, bir narsadan o'tirgan joyida shunda kosasidan oqib tushdi. Bu hali tuxumni chaqqaningiz ichidan chiqib kelgan, xuddi shuni singari otadan keyin shu bo'ldi. Onani urdi. Mana qolgan 4 ta ukasi ular ham men tengi mendan kichikroq shu ko'chada bakalashga terib xor bo'lib yuribdi. Bugun o'sha yigitlar 17-18 yashar bolalarni ketida ergashtirib ko'chada musurlarda titib bakalashga terib yuribdi. Bularga oxiriga qiyomat soatigacha keladigan zurriyoti bularni bakalashga terib musur tutadi. Chunki bular relisdan o'zini izdan chiqarib ketgan. U relisga hech kim soq qo'ya olmaydi, birodar. Men ko'zim bilan bunaqa misollarni mingtasini ko'ryapman. Ota-onamiz duosini olgan, xizmatini qilganlarni ham ko'ryapman. Norozi qilib qarg'ishini olganlarni ham ko'ryapman, birodarlar. Ko'zni ochaylik. Agar hozir ota-onamiz duodan dunyodan o'tib ketgan bo'lsa-yu, vaqtida rozi qila olmagan bo'lsak, birdan bir narsa 5 mahal namoz o'qib Allohumma ma'firli val validayni duo so'rashdan boshqa narsa bizlarning qo'limizdan kelmaydi aziz. Qorakamlar Allohning kalomini xatm qilganlar, inshaalloh xatm sag'ir qilganlar. Ustozimiz Sayyidkarim Hojdonlar inshaalloh go'zal duo qilib beradilar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.